Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Simbo'nun 4367 modeline ait saç kesme tıraş makinesini tanıtmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ürün bu şekilde kutusuyla geliyor. Yan tarafında ülkelere ait diller ve diğer bir yüzünde de ürünün tamamı mevcut. Şimdi ürünün kutusunu açalım. Bakalım içinden neler çıkıyor. Bunları tanıtalım sizlere. Evet, içinde başka herhangi bir şey yok. Ürünün kutusu bu şu anda. Bunu alalım kenara. Bakalım ürünün kendisinden başka neler çıkıyormuş. Bir adet kullanım kılavuzu mevcut. Ülkelere ait, dillere ait. Hiç saç tıraş makinesi kullanmamış kişiler için bilgiler var burada. Bunlar da faturalar ve satıcı bilgileri, makinenin cihaz bilgileri, adresler falan filan. Bunlarla da bizim işimiz yok. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ürünümüz bu. Kutusuyla bu şekilde geliyor. Kutusuna bakacak olursak çok ince, yumuşak, hafif bir kutusu var. Hani taşınabilirken çok da pek güven vermiyor. Açıkçası çok zayıf bir kutu. Ama yine de iş görüyor. Sonuç itibariyle ben bunu bir yıldır kullanıyorum ama çok itinalı ve düzenli kullandığım için bu kadar sağlıklı kalmış hala. Şimdi arkadaşlar, bir adet şarj cihazı, şarj adaptörü, bir adet yağ kutusu mevcut. Gördüğünüz gibi, ki biz kullandığımız için bu kadar azalmış vaziyette. Şarj cihazımız. İşte taraklarımız, 4 adet tarağımız mevcut. Bunlar 3, 6, 9, 12 olarak 4 çeşit tarak mevcut. Ürün bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ve cihazın kendisi ve bir adet de nedir? Temizleme fırçası. Ürün bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi ürüne gelelim. Paslanmaz çelik bıçaklar diyor. Evet, cihaz böyle görünüyor. Burada bir adet açma, kapama tuşu, turbo tuşu ve LCD gösterge. Arkadaşlar, ben bu cihazı sizlere bir kullanıcı olarak tanıtmak istedim. Şimdi açmayı yaptık. Buraya bastığınızda turbo devreye giriyor ve daha hızlı çalışıyor. Kapattığınızda daha yavaş çalışıyor. Hızlı kesim ve yavaş kesim olmak üzere ya da sık ya da seyrek saça göre değişir. Tercihe bağlı olarak istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Burada da gösterge mevcut. Görmüş olduğunuz gibi cihaz bu şekilde çalışıyor. Sesi de gayet hoş. Çok rahatsız edici bir sesi yok. Hafif bir sesi var. O yüzden ses anlamında gayet başarılı bir cihaz. Cihazın özelliklerine gelirsek arkadaşlar, hem kablolu hem kablosuz kullanıma sahip bir cihaz ve şarjı da yaklaşık neredeyse 2 tıraşı tamamen çıkartabilecek kapasitede bir bataryaya sahip. Yaklaşık en az 40 dakika çok rahat gittiğini söyleyebilirim. 40 ila 60 dakika arasında bir batarya ömrü mevcut. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi fullediniz, şarj ettiniz, ilk kullanımı yaptınız, şarjı ortalama bir 50 ile 60 arasına kadar düşebiliyor. İkinci tıraşa geldiğinizde, mesela hemen arka arkaya bir ikinci tıraşa geldiğinizde, onu kesime devam etmeye başladığınızda, 30'lara geldiğinde, %30'lara geldiğinde cihaz kesiminde bir zayıflama mevcut. Ama işiniz yine de yarım kalmıyor. Hani kablolu kullanım olması sayesinde cihazınızı tam olarak şarjın bitmesini beklemeden ve devrinden hiçbir şey kaybetmeden direkt yine kablolu olarak kullanıma devam edebilirsiniz. Bu da sizin işinizi asla yarı yolda bırakmayacağı anlamına geliyor. Bu cihazı benim tercih etmemdeki en büyük etkenlerden birisi de bu oldu zaten. Bundan önceki kullandığım Philips model bir saç kesme tıraş makinesiydi. Onun kablolu kullanımı yoktu. Ben onda bayağı bir sıkıntılar gördüm. Hani kullanım ömrü bayağı bir uzadıktan sonra işte cihazın pil ömrü bitiyor artık. Tek kullanıma kadar dahi düşüyor. Hatta hiç kullanamıyorsunuz bile. Bu durumda şarja takıp kablolu olarak kullanamıyorsunuz. Böyle bir özelliği olmadığı için, onun eksikliğini hissettiğim için bu cihazı aldım ve gayet de memnunum bu açıdan. Bu cihazda memnun olmadığım tek bir konu var arkadaşlar. Bunu sizlere belirtmek isterim.
Taraklı kullanımda saç bırakıyor. Bu yüzden de ikinci turu belki de bazen üçüncü turu kesmeniz gerekebiliyor. Ha, bu beni çok mu rahatsız etti? Hayır, çok da rahatsız etmedi. Keyifle tıraş ediyorum ama böyle bir sorunu var. Bunu da söyleyeyim. Hani tarakla bıçaklar arasındaki mesafe birbirine çok yakın olduğu için, neredeyse birbirine temas edecek kadar yakın olduğu için bırakabiliyor. Sanırım diğer ürün ve makinelerde de böyle bir sorun olabilir. Şimdi gelelim tarakların takılma şekline. Arkadaşlar, tarakları bu şekilde takıyorsunuz. Şuradaki önce ön yuvaya oturttuktan sonra şuradan kapakçı görmüş olduğunuz gibi bir adet tırnağı mevcut. Bu tırnağı oradan bastırarak bu şekilde kapatıp tekrar bu şekilde açmayla tarağınızı çıkartabiliyorsunuz. Tarakların takılma şekli de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bastırıp tekrar buradan kaldırarak tarakları takıp çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi hani tarak takılıyken cihaz ilk turda sıfır saç girdiği alanda yolunu yaparken sıfır saçla gitmiyor. Ama çok seyrek bırakıyor. Yani %99'unu neredeyse alıyor. %1 gibi bir oran bırakıyor. Bu da sizin tekrar ikinci turu geçmenize vesile oluyor. Ama dediğim gibi genel anlamda cihazdan memnunum. Kullanıcılar, kullanmak isteyenler bu cihazı alıp kullanabilirler. Benim vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Eğer bu cihazı almayı düşünüyorsanız memnun kalacağınızı umuyorum. Amatör kullanıcılar için tabii ki. Profesyoneller için tabii ki çok daha profesyonel cihazlar var. Onları tercih ediyorlardır ama hani maliyeti uygun, parasını hak eden bir ürün. Kısacası böyle söyleyeyim. Gerçekten parasını hak eden bir ürün. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, cihaz tanıtımımız bu kadar arkadaşlar. Cihazda herhangi bir problem yok. Ben gayet memnunum. Kullandım. Bir yıldır da kullanıyorum. Size de bu cihazı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar, benim vereceğim bilgiler bu kadar. Tanıtımımı faydalı bulduysanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açık bırakmayı ve bana destek vermeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum.